Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. En son görünüm bölümümüzde sayfaları rahatça gösterebileceğimiz, include yapılarını tekrar tekrar kodlama zorunda kalmadığımız bir yapı geliştirmiştik. Şimdi yavaş yavaş bu yapıya biraz daha eklemeler yaptıktan sonra da bu bölümün daha bir ayrı bir yere taşınması gerekli mi, gerek değil mi kararını vermemiz gerekiyordu, hatırlıyorsanız. Şimdi o kararı vermeden evvel bu kullandığımız fonksiyonun bize daha neler yapması gerektiğine biraz kafa yoralım, karar verelim. Örneğin bir sayfanın dışarıdan bir değişkenle değer alabilmesini sağlamalıyız. Yani buraya mesela mesaj değeri gelebilir. Merhaba, deneme mesajı. Yani mesajın burada ne işi var demeyin, şimdi öylesine koyuyorum. Ve bu ana sayfa PHP sayfasında ben bu değişkeni kullanmak istiyorum. Bunun içerisinde bunu yazmak istiyorum. Öyle ki dışarıda enteresan değişik olaylar gerçekleştiğinde burada bu içerik değişebilir. Buna veri tabanından çökebilirim veya herhangi bir duruma göre if else yapısıyla farklı mesajlar ortaya çıkartmak durumunda kalabilirim. Dolayısıyla benim şunu direkt içeriye elle yazmam, ana sayfa PHP için yazmam çok doğru değil. Bir değişken referansıyla göstermem daha mantıklı. Dışarıdaki herhangi bir değişikliği ben ana sayfa PHP içerisinde görünüm olarak da aktarabilmem gerekiyor. Bunu nasıl sağlayabilirim? En mantıklısı üçüncü bir argüman oluşturmak buraya. Yani buraya mesaj değişkenimi koyduğum anda şu içerik burada çıkmasını sağlamalıyım. Fakat şöyle şimdi bir şey düşünelim. Buraya şimdi ben sadece tek bir değişkeni koyarak ancak geçmesini sağlarım. Yani şuraya da değer diyelim veya değerler diyelim. Tek bir değişkeni burada kullanmam çok da hoş ve mantıklı olmaz. Yani buraya ben belki de sınırsız sayıda, yani daha çok 5 tane, 10 tane, 20 tane değişken atamak durumundayım. Dolayısıyla bunu her seferinde oturup buna eklemeler mi yapmak durumundayım virgülle? Hayır tabii ki. O zaman şu değerler kısmında, values kısmını bir dizi olarak düşünmem daha mantıklı. Buna içerisine eğer bir şey tanımlarsam bir dizi mantığıyla tanımlamam çok daha mantıklı olacaktır. Yani şunu ben eğer buraya tanımlamak istiyorsam bu bir dizi olmalı. Ve buna bir anahtar değeri vermeliyim. Mesaj. Ve buna da mesaj atamasını yapmalıyım. Evet, şimdi çok doğru bir kullanım şekli oldu aslında. Çünkü buna artık sınırsız sayıda değişken atayabilirim. Bir anahtar daha belirtelim. Konu derim. Buraya da artık ne yapmak istiyorsam, istersem ileri de yazabilirim. Şimdi artık bu değişkenleri, bu dizi değişkenleri bu sayfa içerisinde rahatlıkla kullanabilirim. Hatta sadece bu sayfa içerisinde değil, entegre olan header ve footer içinde de rahatlıkla kullanabilirim. Gelelim biz ana sayfa bölümümüze ve bunu ekrana basalım. Values değişkenini referans göstererek kullanabilirim. Ve değeri mesaj olanı ekrana bassın. Bakalım sıkıntı yaşamadan çalışacak mı? Evet, merhaba deneme mesajı. Çok güzel. Konuyu da ekleyebilirim. Görüldüğü üzere hiçbir şekilde kısıtlamam yok. Devamını da konu kısmında ekleyebiliyorum. Demek ki artık görünüm bölümündeki sayfa göster fonksiyonumu kullanarak burada istediğim değişkenleri belirleyerek bu içeride kullandığım her ne varsa oraya bir değer atayabiliyorum. Bence oldukça önemli bir nokta ve oldukça önemli bir kullanım alanı. Şu anlık buna çok da ihtiyacım yok ama nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl güzel bir şey yapalım? Başlık kısmında ana sayfa başlık diye hani bir değer koyalım ki yaptığımızda bir işe yarıyormuş gibi gözüksün. Şu anda çok da bir işe yaramıyor çünkü bir kullandığınız bir alan yok. Başlık diye bir değişkeni kullandım. Şuraya onu kullandığım takdirde
Bunu rahatça görüntüleyeceğim. Bastık. Neyse küçük. Şunları silelim. Bir şeye ihtiyacım yok. Evet. Güzel. Ana sayfa başlık diye belirtti. Artık buraya ne kodluyorsam onu gösteriyor. Bu çok güzel bir gelişme oldu. Gerçekten dediğim gibi. Ben bir şey görüntü daha oluşturmak istiyorum. Görünüm sayfamda. Function hata mesajımız görüntülensin. Buna da mesajlar diyelim. İçerisinde aslında bunu kullanacağım. Sayfa göster. Kaynağım ne? Hata.php tıpkı şurada olduğu gibi. Şunlara bir kalıp yapmaya çalışıyorum anlayacağınız. Yani istediğim hata gösterirken istediğim mesajı sadece elimde çok rahat burada belirtebildiğim mesajı gösterecek bir kalıp yaratmaya çalışıyorum. Temayla beraber kalıbı birleştiriyorum ve güzel bir hızlı kullanım kalıbı yaratmaya çalışıyorum. Title önemli değil. Hepsinde hata olarak göstersin. Değişkenler mesajlar şeklinde olabilir. Yani şunu şuraya aktararak rahatça içeride hata PHP sayfasında bu mesajları ben kullanabilmek istiyorum. Hata PHP sayfamızı açmamız lazım. Hata PHP sayfamızda evet. Bir PHP yapısı kullanma zamanım geldi. Elimde sayfa göster yapısında değerler noktasında mesajlarım var. Şimdi buna bir dizi olarak da kullanabilirim. Tek bir mesaj olarak da kullanabilirim. İsterseniz şu anda tek bir mesaj olarak kullanalım. Bir dizi olarak değil. Ne tanımlarsak onu kullanıyoruz farkındaysanız. Burada ben bir dizi olarak tanımladım. Ve içeride de ana sayfada bir dizi şeklinde kullandım. Burada dizi olarak kullanmak istemiyorum. Tek bir mesaj olarak kullanmak istiyorum. Ve onu hata sayfasında direkt ekrana basmak istiyorum. Yani hata PHP dosyamı ona göre oluşturuyorum farkındaysanız. Echo mesajlar dedim. Yani ya da mesaj diyelim. Birden fazla mesaj şu an tanımladığımız için. Şimdi bu durumda şu fonksiyonumu, görünüm fonksiyonumu kullanarak direkt hata PHP sayfası içerisinde belirttiğim mesajın yazmasını sağladım. Şu artık sayfa gösteri buradan kaldırma zamanı geldi. Hata görünüm fonksiyonum şu fonksiyonumu burada kullandım. İçerisine de istediğim hatayı artık yazabilirim. Bunu yapmamın amacı ne? Sitenin temasının dışına çıkmadan farklı bir içeriği direkt çok küçük bir kodla halledebilmem. Görünüm özelliğimde halledebilmem. Buraya ne yazacağız? Bu URL değeri sitemizde tanımlı değil. Evet. Peki burada ne yazacağız? URL değeri boş veya tanımlı değil. Evet. Gayet basit, kısa bir kodla çok güzel bir site tamamı bozmadan hemen bir hata mesajı gösterdim. Sanki sistemin içerisindeymiş de gibi. Çalışmasına bir bakalım isterseniz. Ana sayfa zaten gösterecektir. Olmayan bir sayfa yazıyorum. Hata. Burada bir hemen hatamızı düzeltelim. Hata online PHP 4. Yani şurada mesaj değişkenimiz bulunmuyor. Tabii ki bulunmaz. Çünkü values diye tanımlı. Bunu da oraya values diye koymam gerekiyor. Tamam, ben belki buradan mesaj dedim ama sonuçta bu çalışan fonksiyon bu. Yani bu çalışıyor. Bunun çalıştığı hatayı içeri çekmesi, title'a hata yazması ve sonra da şu values değerini ekrana basmam gerekiyor. Ben de onu basıyorum doğal olarak. Doğru. Kafamız karışmış. Evet. Bu URL değeri sitemize tanımlı değil dedi. Gayet güzel. Peki URL boşsa? URL değeri boş ve tanımlı değil. Gayet hoş. Çok basit, küçük bir görünüm fonksiyonumuzda ekrana istediğimiz mesajı rahatlıkla basabilir bir hale geldik. Tamamdır.
Tabi bunun içerisinde daha farklı kompleks yapılar da olma söz konusu. Ne gibi? Bir geri gel tuşu hiç fena olmazdı. Hayır. Bunun içerisinde bir JavaScript kodu koyacağız. History back olması lazım bunun adı. Nasıl kullanıldığını hemen bir bakmam lazım. Hatırlamıyorum kodu. Evet, şunu kullanırsak sanırım JavaScript'imizi geri gel tuşumuzda gayet güzel çalışacaktır. Şimdi öncelikle bir ana sayfaya girelim. Girdik. Şimdi bir yanlış yazalım. Hata. Burada değil, isteme tanımlı değil. Geri gel. Geri geldik. Gayet güzel. Burada değil tanımlamadık. Buraya değil boş veya tanımlı değil. Geri gel dedik. Geri geldik. Gayet güzel. Farkındaysanız tek bir noktadan bir sürü yeri çok rahat kontrol edebildiğim bir yapıya sahip oldum yavaş yavaş. Görünümle özellikle. Görünümle alakalı. Pekala. Evet. Görünümle alakalı işlerimizi şimdilik sonlandıralım ve şu İstediğimiz alanların çalışmasına odaklanalım tekrar. Burada birçok değer oluşabilir. Veri tabanından bir şey çekebilirim. Buna hiçbir işleme tabi tutabilirim. Bu işlem sonucunda filtreleyip değişik değişkenler veya veriler üretip bu ürettiğim verileri sayfanın içerisinde gösterebilirim. Ve burada bayağı bir kod kalabalığı olur. Ve bunu yaparken shift yapısı, işte oraya var mı, if yapıları vesaire hepsinin içerisinde kodlamak zorundayım. Ben buraya odaklanmak zorundayım. Tıpkı görünümde bir sayfayı sadece o noktasını tasarlarken sadece oraya odaklanmak istediğim gibi mesela blog, mesela ana sayfaya, mesela hata sayfasına nasıl odaklanabiliyorsam benim buraya da odaklanmam lazım. Şu bölümde burada kodlamam çok doğru görünmüyor. O zaman ben hangi URL isteğine benim programımın, sistemimin, aplikasyonumun ne ad veriyorsak ne yapmasına karar vereceği bölümler oluşturmam gerekiyor. Kontrolcüler oluşturmam lazım. Bu kontrolcüleri gelin isterseniz tanımlayalım. Kontrolcü. Evet. Burası da görünüm gibi fonksiyonlardan oluşacak. Sadece şu alan içinde kodlayacağım bütün kodlamayı kapsayacak bir fonksiyon sahibi olacağız. Şunu şuraya doğru bir alalım. Yavaş yavaş. Evet. Burada ana sayfa dediğimiz zaman direkt bir ana sayfa görüntüleniyor. Sıkıntı yok. Blog dediğimiz zamansa blog sayfamız görüntüleniyor. Evet. Biraz daha URL isteğinin isteklerine cevap verelim. Sitemizi biraz daha işlevselleştirelim. Blok yeni dediğinde mesela ekrana yeni blok yazabileceğim bir form çıkar. Blok göster dediğimde seçtiğim bir bloğun tek bir bloğun göründüğü bir sayfa gelir. Şimdi şuralarda yani bu her belirttiğim URL değerlerinde çalışacak olan yerleri kapsayan bir kontrolcü fonksiyonları oluşturalım. Mesela buna ana sayfa diye çalıştırdığımda direkt burada kodladığım her şey çalışsın. O zaman bunu taşıyalım şu kontrolcüyü de ve buraya bir ana sayfa kontrolcüsü oluşturalım ve bunun içine koyalım. Şimdi artık sadece bunun çalışmasıyla bir önceki yaptığım şeyi yani şu kısmı çalıştırmış oluyorum. Bunu yapabilmem için tabii ki şu kontrolcü dosyasının siz de farkındaysanız sayfamıza entegre etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım bir ana sayfada herhangi bir rahatsızlık var mı? Yok. Çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi o zaman bunların hepsini artık uygulayabilirim. Mesela bloğa blok adı altında bir kontrolcü oluşturup burada kullandığım işlemi burada göstererek ve burada sadece
blok diyerek aynı şeyi yapmış olurum. Anlamadıysanız tekrardan bir şeye vurgulamamda, üstüne basmamda fayda var. Diyeceksiniz ki bunları biz neden bu şekilde tanımlıyoruz? Yani bir tek daha kısa yazabilmek için mi? Aslında evet, çünkü dediğim gibi artık ben ana sayfa yazdığımızda istediğim bir alanın çalışmasını sağlıyorum. Bütün kodları burada yapabiliriz. Burası diğer alana göre daha fazla odaklanabileceğim, daha fazla dikkat edebileceğim ve daha hata yapabileceğim bir alan. Bir de şu güzelliği var. Örneğin ben ana sayfa yazdığımda ekrana ana sayfanın görüntüleneceği bir ana sayfa kontrolcüsü çalıştırıyorum. O kontrolcünün ne yapacağını ben bilmiyorum. Onu burada karar veririm. Ama biliyorum ki şu anda bu ana sayfa kontrolcüsü ekrana ana sayfayı gösteriyor. Ve içerisine şu değişkenleri de atıyor. Öyle ki tanımlanamayan bir durumda istersem artık ana sayfa diyerek URL tanımsız dahi olsa ana sayfanın görüntülenmesini sağlayabilirim. İşlevsel. Gerçekten güzel. Çünkü buraya bir daha enteresan şey yazmak zorunda değilim. Ne olduğunu biliyorum. Kafamda artık bunu grupladım. Kodların hepsine artık bir isim verdim. Dedim ki bu ana sayfa kontrolcüsü. Ve içerisinde ne yapıyorsa buradan gidip bakabilirim. Ve ben URL tanımsızsa, burada belirtmediğim bir yer varsa da gene bu ana sayfa kontrolcüsü çalıştırabilirim. Hatta burada da istediğim bir şeyi çalıştırabilirim. Dolayısıyla kontrolcüler bir sayfayı göstermesi, göstermemesi, veriyi işlemesi, veriyi veri tabanına alması vesaire bütün işlemlerin içerisinde yapacağım alanlar diyebiliriz. Kontrolcüler bir köprü görevi görecek birazdan. Veri tabanından verileri çekip görüntü fonksiyonlarına veri aktarmayı sağlayacaklar. Evet. Blok yeniye de bir kontrolcü oluşturalım. Blok yeni diyelim adına. Bu blok yeni alanına bir form yapmam lazım. Blok form diyelim buna direkt. Yeni blok yazacağımı sağlayan bir blok. Ben bunun kodunu direkt oluşturmuştum zaten. Elimde bir tane yediği var. Hatta hemen onu şuradan da alayım. Normal bir form yapısı. Bir de hazır buraya gelmişken yavaş yavaş sitemize bir CSS kodu da eklesek. Hani şu CSS kodu ben buraya koymuşum ama olmadı. Yani yok şu anda. Direkt diğer taraftan hazır aldığım için var burada. O CSS kodunu da alsak sanki hiç fena olmayacak. Şuraya koyalım CSS kodumuzu da. CSS kodu yaklaşık 80 satırlık bir CSS kodu. Şimdi bunu oturup sizle beraber yazmak istemiyorum. Vaktinizi çalmayayım. Bunu her sayfama entegre ettim. Header'da belirtirsem temel CSS gibi. Sanırım şurada kodladığım bütün verdiğim ID ve class değerlerini çok daha iyi gözümüzde görebilir hale geleceğiz. Bir ana sayfayı görelim. Ana sayfa kontrolcümüz çalışıyor ve ana sayfayı sayfa göster özelliği çalışıyor. Evet. Basit bir tasarımsal uygulama. Ama bizim için yeterli. Hatta artar bile. Blog PHP sayfamıza geldiğimiz zaman da missing argument 3 for göster. Muhtemelen eksik bir argüman atadım ben buraya. Bir sayfayı title'sız göstermem çok doğru değil ama varsayılan olarak eğer değer atamazsam best yeri versin ki bana şu argüman hatasını üretmesin. Tamamdır. Bir bölüm daha yapmıştım. Blok yeni. Yeni blok yaptığımda gösterecek olan kısımdı. Buna da bir kontrolcü yapmıştım. Bu da bir sayfa göster yapısına sahip olacak. Bunu ne isim vermişiz? Blok form ismi vermişiz. Blok form sayfasının göstermesi yeterli. Yani şurayı. Ne yazacağım URL'ye? Blok yeni yazacağım. Ve bana blok formu gösterecek. Blok yeni. Göstermedi. Tabi atamasını yapmam lazım kontrolcünün, değil mi? Şunu orada çalıştırmam lazım doğal olarak. Evet. Artık kontrolcü çalışacak.
ve gerekeni yapacak. Evet, gayet güzel. Basit bir form yapımız var. Gönder tuşuna bastığımızda yönlendiği bir değer vermemiz gerekiyor. Ben bunu elimle atamışım, bunu boşaltalım. Baştan yapacağız çünkü onu. Güzel. Şu anda web sayfamızın görünüm yapısıyla kontrolcü yapısını neredeyse tam anlamıyla belirttik. Biraz daha detaylandıracağız ilerleyen vakitlerde. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. 20 dakika olmuş. Bir 10 dakika daha gidebiliriz herhalde. Ya da bu videonun sonuna gelelim ve yavaş yavaş klasör ağaçlarımızı bir dahaki videomuzda artık düzgün bir biçimde gruplandıralım ve orada nasıl, o şekilde nasıl kullanacağımızı, nasıl daha doğru olacağını beraberce görelim. Gruplandırdıktan sonra da veri tabanı işlemlerine geçip artık yavaş yavaş veri tabanından veriler çekip ekrana ana sayfamızda görüntülemeye başlayacağız veya daha doğrusu blog sayfamızda. Ana sayfamızda veri tabanı gibi bir işlem yapmayı düşünmüyorum. Sadece ne yaptığımızı anlatan kısaca bir açıklama, hakkımızda kısmı gibi çalışmasını düşünüyorum ana sayfanın. Blog sayfası da bütün blogların ekrana basıldığı, ekranda görüntülendiği yer olacak. Blog yeni kısmında gördüğünüz gibi zaten yeni blogun göründüğü bir kısım olacak. Şimdi onları da hazır dersi sonlandırmadan evvel de hemen şurada linklendirelim. Yeni blog desi. Çok güzel. Hatta bunlara da artık bir çalışsın değil mi? Ana sayfamızın linki neydi? Ana sayfaydı. Demek ki buraya URL soru işareti, pardon, soru işareti URL ana sayfa diyeceğim. Blog neydi? Blog diye hatırlıyorum. Yeni blogda blog/yeniydi. Evet, linklerimiz artık çalışsın. Ana sayfa, blog, yeni blog. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı da yok. CSS'imizi de ekledik. Tamamdır. Dediğimiz gibi bir sonraki dersimizde veri tabanı işlemlerinde ve klasörlerimizi, artık klasör ağaçlarımızı daha düzenli hale sokmak üzere. Görüşmek üzere. You tell me you hate me and I hate you more on the other side of love. How did we get here? Baby, I gotta know. Hey, baby girl, longevity is a thing where you get with love, trust and good liberty. So live.